Arkadaşlar, ben Talha Doğan, değerli öğrencim Tongül ile birlikte sizlere geçen sefer bahsettiğimiz Kurtuluş Savaşı'ndaki Batı Cephesi'ni daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Nasılsın Tongül? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Tonguç nerede, gelmemiş bugün? Tonguç sormayın. Bu ara sanki tembellik mi yapıyor ne? Ha, nerede? Ders çalışmıyor mu artık fazla? Bence çalışmıyor sanki. Bu ara geziyor tozuyor. Ben onu neyse hocam ya. Sanki Tamam, böyle fazla da ispiyonmamış gibi. ispiyoncu olma Evet, ama olmamam Tonguç'la lazım. alakalı bazı önemli kararlar almamız lazım. Bak, sen onun arkadaşı olarak onu doğru yola yönlendirmelisin. O biliyorsun, küçük yaşta yaşadığı olaylardan dolayı beyninde bir sıkıntı var. Sen ona yardım et, tamam mı Hocam evladım? çok sıkıntılı ama ya. Neresinden düzelsek bilemedim Neyse, yani. sıkıntı yok. Sen iyi bir insansın. İnşallah dikkatli olursan onu da düzelteceksin. Şimdi Batı cephesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsan Tongülcüğüm, demiştik ki Doğu cephesinde Ermenilerle mücadele etmiştik. Ve Ermenilere demiştik ki sakin olun, efendi olun demiştik. Ve Gümrü Anlaşması'nı imzalayarak TBMM'nin ilk zaferini elde etmiştik. Güneyde ise Kuvayi Milliye birliklerimiz, yani halkımız, Fransızlarla mücadele etmişti. Ve onlara da ne kadar gazi olduğumuzu, ne kadar şanlı olduğumuzu, ne kadar kahraman olduğumuzu göstermiştik. Onlar da ağızlarının payını alıp çekip gitmişlerdi Parislerine. Şimdi gelelim Batı cephesine. Batı cephesinde düzenli ordu mücadele edecek. Batı cephesinde çok önemli şehirler var. İzmir'i ilk başta işgal etmişlerdi. Batı cephesi o şekilde oluşmuştu. Sonradan Kütahya, Eskişehir'e kadar gelecekler. Hatta Ankara'nın bir ilçesi olan Polatlı'ya Yok kadar gelecekler. artık. Aynen. Ama sonradan Mustafa Kemal ordunun başına geçecek ve onlara diyecek ki gaza gelmeyin diyecek ve geri gönderecek onları. Şimdi Batı cephesinde düşmanımız kim Tongül? Yunanlar hocam. Mükemmelsin. Peki amaçları ne Tongül? Tamamen orayı almak, Değil mi? ele TBMM'yi yok geçirmek. etmek. Harikasın. Niye? Ankara'yı yok ederlerse çok rahat bir şekilde artık Osmanlı'yı yıkacaklar. Peki Batı cephesinde Yunanların İzmir çeri işgal etmelerindeki dayanakları ne? Çünkü Sevr Anlaşması vardı önce yaptığımız ve Mükemmel bir Paris zekaya Anlaşması var sahipsin. hocam. Aferin. Gerçekten Tonguç'un gelmemesine şimdi çok sevindim. Çünkü seninle ders çok zevkli ya. Ne sorsan biliyorsun. Tonguç gerçekten oh be, verilmiş sadakan varmış. Neyse. Şimdi Paris Barış Konferansı'nda İzmir ve çevresini Yunanlara vermişlerdi. Sevr Anlaşması'nda da Yunanlara vermişlerdi. Onlar da gaza geldiler. Dediler ki biz buraları alacağız dediler ama alamadılar biliyorsun. Başka bir şeyle alakalı sonra söyleriz. Şimdi ordumuz ne burada? Hangi ordumuz var? Düzenli ordumuz var Düzenli tabii ki ordu, öyle hocam. değil mi? Düzenli ordunun kurulmasını Sivas Kongresi'nde kararlaştırmıştık ve burada da artık ilk zaferlerini alacaklar. Cephenin oluşumunda Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri var. Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerine Mustafa Kemal katılmıyor. Ancak burada da milli bağımsızlık yolunda kararlar alınıyor. Komutanlarımız kim burada Tongül? Burada hocam Çerkez Ethem var ki bu zaten çok kolay ismini akılda tutmak. Ali Evet. Fuat var. İnönü var. Tabii ki Mustafa Kemal var Çok hocam. güzel. Okuma yazmayı da biliyorsun Tongül. Çok Burada iyi hocam. yazılanları çok net bir şekilde okudun. Aferin. Tonguç bunu bile başaramıyor biliyor musun? Yani kopya çekmeyi bile başaramıyor. Neyse. Şimdi burada Çerkez İtem ilk başta o bölgenin seyyale komutanı. Fakat sonradan Seyyare mi hocam? evet seyyar, O yani ne ya? gezici, seyyar, hani seyyar, He. gezi komutan. Fakat sonradan İnönü buraya komutan olarak getirilince isyan edecek. TBMM'ye karşı ayaklanma çıkaracak ve ardından da o da cezalandırılacak İstinye Vay Mahkemeleri önünde. hay. Evet, hainlik Neyse. yapacak birazcık. Şimdi söyle bakalım, ilk zaferimiz 1. İnönü Zaferi 1921'de. Bu düzenli ordunun ne özelliği var? Kesin ilk başarısı hocam. Harika bir zekaya sahipsin. O zaman düzenli ordunun ilk başarısı diyoruz. Peki burada TBMM'nin gücü ve otoritesi ne oldu? Güçlendi Arttı değil mi? arttı. Arttı. Çok zeki bir çocuksun Tongül. İsmet İnönü general rütbesini kazandı. Ve Şekil olmuş sonrasında hocam. aynen İsmet İnönü sonrasında, yani bu başarının sonrasında TBMM bir anayasa kabul edecek, teşkilat esasiye. Bunun özelliği ne Tongül? Kesin ilk olacak hocam bu. Evet, İlk ilk defa. anayasamız bu da. Evet, esasında Osmanlı'nın ilk anayasası kanuni esasiydi, meşrutiyetle ilan edilen. Fakat burada teşkilat esasiye TBMM'nin ilk anayasası. Sonrasında da İstiklal Marşı kabul edilecek. İstiklal Marşı'nın yazarı kimdir Tongül? Hocam tabii ki de Mehmet Akif Ersoy. İşte bu ya. Mükemmel. Şimdi bunları mesela bu seneki TEOG'da da sordular, YGS'de de sordular. Bunlar ulusal başarılar, ulusal sonuçlar. Ama birazdan yazacaklarımız ise uluslar arası sonuçları, yani yurt dışındaki sonuçları. İtilaf Devletleri bizi Londra Konferansı'na çağıracak. Amaçları şu: Sevr Anlaşması'nı yeniden kabul ettirmek. Fakat biz bunu bilsek de TBMM'nin bilinirliğini artırmak, hukuken tanınmasını sağlamak için Londra Konferansı'na katılacağız. Hatta oraya hem Osmanlı hükümetini çağıracaklar hem de Evet. bizi çağıracaklar, ikililik çıkarmak için. Fakat Şakallar hocam aynen, ama ya. orada Yer Osmanlı miyiz? temsilcisi Bekir Sami Bey diyecek ki Türk milletinin gerçek temsilcisi TBMM'dir diyecek. Ve biz de onlara postayı koyacağız. Diyeceğiz ki biz Sevr'i kabul etmiyoruz diyeceğiz. Hatta diyecekler ki Londra Konferansı'nda işte İzmir'de hem sizin valiniz olsun hem Yunanistan'ın valisi olsun falan diye böyle kıvıracaklar. Oldu paşa. Ama biz Tabii dansözleri tabii. sözleri sadece yılbaşına seviyoruz. Orada kabul etmeyeceğiz bu dansözlüğü ve devam edeceğiz.
Sonrasında Rusya ile Rusya'nın desteğini alacağız. Moskova Anlaşması var ve Afganistan'la da dostluk anlaşması var. Çok önemli bu da. Yine ilk Müslüman devlet. Burada Moskova Anlaşması'nın da bir önemli özelliği var. Misak-ı Milli'den ilk tavizi vereceğiz. Çünkü Batum'u Moskova Anlaşması'na Ruslara vereceğiz. Ama Ruslar da bize silah yardımı yapacaklar. Bu önemli hocam. Aynen, çok önemli Tongül'cüm. Şimdi, evet, bir mesaj geldi. Mesaj sesiyle beraber. Gerçekten çok kaliteli bir espri. Wow. Şimdi sizden gelenler kısmında yine öğrencilerimizin gönderdiği mesajlara bakıyoruz. Ben bu zarfı açayım şimdi. Bakalım şöyle. Evet, mesaj gelmeye devam ediyor. Bak, zarf açılırken de mesaj geldi. Dila Karagöz demiş ki, hocam demiş, Tongucu neden göremiyoruz demiş, kafamda deli sorular demiş. Tongucu neden göremiyoruz Tongül? Hocam şu anda göremiyorsanız o ayrı, çünkü gelmedi. Ama şimdi Tongucu'nun kameraya karşı böyle bir sıkıntısı var. Kendini kamerada görmekte hoşlanmıyor. Kendini fotojenik bulmuyor değil mi? Ya zaten çok bence değil ama neyse hocam ya. Anladım, iyi anladım. Çocuk Tonguç, iyi çocuk, iyi çocuk. Evet, buradan Dila Karagöz ve diğer öğrencilerimize selamlar söylüyoruz. Ve diyoruz ki Tonguç'u neden göremiyoruz? Görmeseniz emin olun daha iyi. Biz görüyoruz da ne oluyor sanki diyoruz ve devam ediyoruz. Dila'ya selam o zaman. Aynen. Şimdi ikinci Nöni Zaferi 1921'de oldu. Birinci Nöni'den sonra oluyor belli. Zaten zekisin. Birden sonra iki gelir. Burada düşmanı durduruyoruz ve Mustafa Kemal çok önemli bir söz söylüyor Tongül. Diyor ki siz orada yalnız düşmanı değil, Türk milletinin makus yani kötü talihinle yendiniz diyor. Burada ne demek istiyor sence Tongül? Hocam bu arada o imzayı siz mi attınız ya? Evet evladım. Mustafa Kemal'i hocam ya. Her çok anlamda güzel. Keşke taklit edebilsek, onun gibi olabilsek ama neyse şimdi sen söyle. Bu cümlede ne demek istiyor evladım? Fazla da yalakalık yapma. Evet söyle. Hocam ama aklımı karıştırıyorsunuz böyle. Siz orada yalnız düşmanı değil, Türk milletinin makus talihini de yendiniz evet, derken hatırlarsan biz çok büyük bir başarı kazandınız aynen, demek aynen, hatırlarsan birinci Nöri'den sonra Londra Konferansı'nda biz itiraz heyetine posta koymuştuk. Dedik ki kabul etmiyoruz demiştik Sevr'in yumuşatılmış halini. Ardından da yenilseydik ne olacaktı? Rezil olacaktık. Çünkü Osmanlı son dönemlerde hep kendisine sunulan anlaşmaları kabul etmeyip daha kötüsünü imzalamak zorunda kalmış. Ama biz birinci Nöri'nin zaferinden sonra gelen Londra Konferansı'ndaki teklifi kabul etmiyoruz. Resti çektik hocam. Ardından artık kazanmaya başlıyoruz. İkinci Nöri zaferini kazanıyoruz. Aferin. İkinci Nöri zaferinden sonra da İtalyanlar yurt dışına yani kendi ülkelerine dönmeye başlıyorlar. Anadolu'dan çekilmeye başlıyorlar. Hatta bize silah yardımları da bulunacaklar. Peki Kütahya-Eskişehir savaşlarını kim kazanıyordu Tongül? Diğer taraf kazanıyordu. Aynen. Burada bir üzüntü işaretimiz var değil mi? Sakarya Irmağı'nın doğu kıyısına çekilmek zorunda kalıyoruz. Burada Mustafa Kemal aleyhine kamuoyu oluşturmaya başlanıyor. Diyorlar ki işte meclis Kayseri'ye mi taşınsa, Ankara işgal edilecek, çok zor durumdayız. Mustafa Kemal hükümet kurmakla uğraşıyor, bu böyle olmayacak diyorlar. Hatta Mustafa Kemal o sırada eğitim kongresi var, Maarif Kongresi. Orada cehaletle savaş, düşmanla savaş kadar önemlidir diyor. Fakat sonradan Mustafa Kemal'e eleştiriler artınca Mustafa Kemal diyor ki sakin beyler, başkomutanlık yetkisini alıyorum diyor. Ve ordu, yargı, meclis tamamen Mustafa Kemal'e bağlanıyor. Ardından da Mustafa Kemal tekalifi milli emirlerini çıkarıyor. Tekalifi milli emirleri nedir Tongül? Nedir hocam? Tekalifi milli emirleri genel seferberlik emirleridir. Arkadaşlar bu çok önemli. Hem KPSS'de, hem YGS'de, hem TEOG'da, her sınavda belki öbür dünyadaki sınavda bile sorabilirler. Niye? Yani ülkemizin kurtulmasını sağlıyor. Evet, herkes çocuğunu, malını, varlığını, çorabını, çamaşırını, silahını, el bombasını, ineğini, hayvanını verebildiği kadarıyla ülkenin kurtarılışı için verecek ve topyekün savaş başlıyor. Anlaşıldı mı Tongül'cüğüm? Anlaşıldı. Mükemmel bir zekaya sahipsin. Genel seferber. Ardından da Sakarya Zaferi gelecek ve savunma bitti. Artık savunma bitiyor. Taarruz başlıyor. Artık biz Sakarya Irmağı'ndan geri çekilmeyeceğiz. Artık ilerleyeceğiz. Ta 2. Viyana'dan beri Türklerin geri çekilişi durdu. Artık diyoruz ki yeter, sıra bizde diyoruz. Ve Mustafa Kemal'e Maraşal rütbesi veriyoruz. Atatürk'ün rütbesi Maraşal oluyor. Maraşal rütbesinin önemini biliyor musun Tongül? Bilmiyorum hocam. En büyük rütbe, çok büyük zafer elde eden komutanlara verilir. Şu anda mesela kimseye Maraşal rütbesi verilmiyor. Ardından da itilaf bloğu parçalanıyor. Fransızlarla Ankara Anlaşması imzalıyoruz 1921'de. Buna dikkat et. Bir de İngiltere ile Ankara Anlaşması var 1926'da. O ayrı. Fransızlarla Ankara Anlaşması'nı imzalıyoruz ve Fransızlar da artık ülkeyi terk ediyorlar. Diyorlar ki bu adamlarla mücadele edilemez. Biz bunların Kuvayi Milliyesi'yle mücadele edemiyoruz. Düzenli ordusuyla hiç uğraşamayız diyorlar. Evet, fazla ve, kalmışlar zaten evet, hocam. Bonjour deyip gidiyorlar. Biz de onlara güle güle diyoruz. Şimdi evet. Aynı zamanda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne bağlı Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile de Kars Anlaşması imzalayıp doğu sınırımızı net bir şekilde tamamlıyoruz. En son savaşımıza geldik artık. Büyük Taarruz, Başkomutanlık Meydan Savaşı. Çok heyecanlandım. Evet, artık düşmanı denize dökeceğiz. Yunan ordusu denize dökülüyor. 9 Eylül'de İzmir kurtuluyor ve burada artık düşman bir şekilde burada güle güle diyoruz ve denize döküyoruz. Bunu Tongül'e sormuştum. Bakalım sen biliyor musun? Düşmanı neden denize döküyoruz Tongül?
Çünkü artık gitmesi lazım. Aynen, gitmesi lazım ama giderken de onları düşünüyoruz. Abdestsiz gitmesinler aynen diye denize döküyoruz. Anlatabilir miyim evladım? Şimdi Mudanya Ateşkesi'yle de artık Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası bitiyor. Diplomatik safhası başlıyor. Mudanya Ateşkesi ile alakalı şu çok önemli. Doğu Trakya savaşılmadan kurtarılıyor. Ve en önemlisi de İstanbul hükümeti, yani İstanbul ve Boğazlar TBMM'ye bırakılıyor. Bu çok önemli bir şey. Bu Osmanlı'nın, bak bu cümle sınavlarda her sene sorulur evladım. Şu anda bütün videoyu izleyen arkadaşlara söylüyorum. Şu anda bir sınav sorusu dinliyorsunuz arkadaşlar. Mudanya Ateşkesi Osmanlı'nın hukuken sona erdiğini göstergesidir arkadaşlar. Sona erdiğini gösterir. Neden? Çünkü Boğazlar ve İstanbul TBMM'ye bırakılıyor. O zaman ödüllü sorumuz geliyor. Hukuken tanımak ne anlama gelir? Haydi bakalım, yorumlara bekliyoruz cevaplarınızı.